Merhaba, ben Bob Bain, tarihçi ve tarih eğitimcisiyim. Eskiden lisede tarih ve sosyal bilgiler öğretmeniydim. Şimdi ise Michigan Üniversitesi'nde tarih ve tarih eğitimi profesörüyüm. Dürüst olmak gerekirse size şunu söylemeliyim. Eğer lisedeki tarih öğretmenlerim tarihçi olacağımı bilselerdi, kafayı yerlerdi kesinlikle. Lisedeyken tarihte çok kötü bir öğrenciydim. Gerçekten de kötüydüm. Bunun nedeni tarihten nefret etmemdi. Peki neden? Çünkü tarihin umurumda olmayan isimleri, tarihleri, ben doğmadan çok önce olan olayları ezberlemekten ibaret olduğunu sanıyordum. Bunların benim hayatımda bence hiçbir önemi yoktu. Üstelik bunların hepsi 4 kilo ağırlığındaki o kocaman kitaplarda yazıyordu. Bu durum üniversiteye gidip orada tarih dersi almak zorunda kalana kadar böyle devam etti. Üniversitede fen ve matematik alanını seçmiştim. Yine de uygarlık tarihi dersini almam gerekiyordu. Kolay olacağını düşündüğüm bir ders seçtim. Kalabalık bir sınıftı. Sınıfta 400 kişi kadardık. Hocanın bana bir şey soracağını hiç düşünmüyordum. Dersle ilgilenmem gerekmeyecekti ama şaşırtıcı bir şey oldu. Sınıfa girdi, derse başladı ve hepimize bir soru sordu. Bu soru daha önceki tarih derslerinde bana sorulan sorulardan çok farklıydı. Bu şu olay ne zaman oldu gibi bir soru değildi. Bana benimle, kimliğimle, içinde yaşadığım dünya ile ilgili bir soru sormuştu. Bize aslında geçmişimizin bugün önümüze çıkan fırsatları, yaşadığımız tecrübeleri nasıl şekillendirdiğini soruyordu. Bu soruyla beni zamanda bir yere konumlandırdı bana atalarımın, hatta sadece onların değil, yaşadığım toplumdaki geçmişte yaşamış tüm ataların yaptıklarının, seçimlerinin benim kim olduğumu tanımladığını ve şekillendirdiğini göstermeye başladı. İçinde yaşadığım çevre ve koşulların diğer insanların oluşturduğu bir şey olduğunu görmeme yardımcı oldu. Ben aslında bunun bir sonucuydum ve geçmişin sonucunun içerisinde yaşıyordum. Bana aslında bir tarihçinin yaptığı şeyin geçmişi öğrenmek, önemli ve benim de ilgilendiğim soruları sormak olduğunu gösterdi ve bu sorular sadece sınavda cevaplamam gerektiği için bana verilen sorular değildi. Tarihçiler geçmiş ve günümüz hakkında sorular sorar çünkü bu sorular ilgilerini çeker. Bunu fark edince ben de tarih okumaya başladım. İşin içine girince tarihin bize ezberlenecek bir şeymiş gibi öğretildiğinden çok daha farklı olduğunu anladım. Tarih tamamen sorular, cevaplar ve kanıtlarla ilgili. Tarih sanki bir dedektif gibi geçmişteki bir gizemi anlamaya ve onun nasıl meydana geldiğini çözmeye çalışıyor. Çünkü tüm gizemli şeyler gibi tarih de şu anda olan ve sonra ortadan kaybolan olaylarla ilgilidir. Bu, bu çok çarpıcı bir şey. Tekrar tekrar olan olaylarla çalışan bazı bilim dallarından oldukça farklı. Onlar daha önce olmuş bir şeyi tekrarlamak için onu taklit eden bir deney yapabilirler ama tarihçiler böyle bir şey yapamaz. Birinci Dünya Savaşı'nı yeniden yaratıp onu tekrar edemem. Bir olayı çalışabilmemiz için onun günümüzde bir tür kalıntı bırakması gerekiyor. Yani arkasında bir şey bırakmalı. Peki ama arkasında ne bırakabilir? İşe yaramaz şeyler ya da artıklar bırakır diyebilirsiniz. Arkasında bir nesne bırakabilir, arkasında bir belge bırakabilir veya geçmiş olayın bir kaydını bırakabilir. İşte tarihçiler de tam olarak bunlarla çalışırlar. Arkada kalanlara onunla ilgili soru sorarlar. Soru sorarak artıkları, işe yaramaz şeyleri, çöpleri tarihi kanıtlara ya da tarihi kaynaklara dönüştürürler. Tıpkı bir dedektif gibi kaynaklara soru yöneltmek zorundadırlar. Bazı açılardan bu bir tarihçinin kullandığı en iyi araçtır en iyi tarih aracı, tarihçinin hayal gücü, tarihçinin bu çevre ve koşullar dahilinde yönelttiği sorulardır. Tarihçinin yaptığı şey bir nesneye sorular yöneltmektir. Mesela sınıfa bir bakın. Üzerinde pek de fazla düşünmediğiniz bir nesne alın. Örneğin duvarda asılı şu saati alalım. Muhtemelen saat kaç gibi bir soru soracaksınız. Eğer bana benziyorsanız ders ne zaman bitecek diye sorabilirsiniz. Ama bir tarihçi bu saat hakkında daha farklı sorular soracaktır. Mesela onu kim yaptı, nerede yapıldı, buraya nasıl geldi? Geldi. Nasıl bir ulaşım sistemi kullanıldı? Bu saatin yapılmasında kaç kişi çalıştı? Saatin doğru çalışması bir fark yaratıyor mu? Bizlerin kullandığı bu zaman sistemi nereden geliyor? Ve acaba bu bizim hayatımızı nasıl etkiledi? Hayatımızın ne kadarı saatlere bağlı? Mekanik saatler olmadan önce insanlar ne yapıyordu? Saati nasıl anlıyorlardı? Tarihçiler geçmişteki olay ve nesneleri geride bıraktıkları kanıtlar üzerinde çalışarak anlamaya çalışırlar. Elbette sadece üzerinde çalışmakla yetinmezler. Aynı zamanda analiz ederler, benzerlikler bulurlar, zıtlıklar bulurlar, doğrular ve desteklerler. Bir kaynağa bakarlar, daha sonra bunu destekleyen ve açıklayan ya da buna karşı çıkan başka kaynaklara bakarlar ve tarihçinin geçmişi anlamasına yardım eden de aslında budur. Daha sonra ise durumu anlamaya başlarlar ve onun hakkında yazarlar, onunla ilgili hikayeler oluştururlar. Bu bazen bir resim, bazen bir film, bazen de bir de ders olabilir. Bunu insanların geçmişteki olayı en iyi şekilde anlamalarını sağlamak için yaparlar. Bu son derece önemli çünkü bunun farkında olsak da olmasak da aslında hepimiz tarihten yararlanıyoruz. Geçmişle ilgili algımızı kullanıyoruz. Bu sadece isim ve tarih ezberlemekten ibaret değil. Çünkü ben de siz de geçmişin şekillendirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Danimarkalı büyük filozof Soren Kierkegaard'ın şöyle bir sözü vardır. Bizler ileriye dönük olarak yaşıyoruz. Hayatımızı geleceğe doğru yaşıyoruz ama hayatımızı geçmiş sayesinde anlıyoruz. Hayatımızı geçmiş üzerinden anlamlandırıyoruz. Bunu bir düşünün lütfen. Hayatımızı ileriye dönük yaşıyor ancak geçmişe dönük anlıyoruz. Geçmişimizi anlayarak şu anı anlamlandırıyoruz. Bu arada geçmişteki eğilimleri anlayarak gelecek hakkında doğru ya da doğruya yakın tahminler yapmaya başlayabilirsiniz. Tıpkı hava durumunda olduğu gibi. Eğer geçmişteki eğilimi incelerseniz havanın nasıl olabileceğini tahmin eder ve önümüzdeki birkaç hafta palto giymenize gerek olup olmadığını bilebilirsiniz, değil mi? Ya da spor takımları, spor takımlarını düşünün. Takımların geçmiş durumlarına bakıp anlayarak gelecekte ne olabileceğini daha doğru tahmin edebiliriz. Şunu da ekleyelim, tarihçiler farklı türlerde sorular sorabilirler. Eğer çevreyle ilgili sorular sorsaydım çevre tarihi çalışıyor olacaktım. O zaman ne tür kanıt lara bakacaktım. Sıcaklık değerlerine bakacaktım. Rüzgarın nasıl bir düzen takip ettiğine bakacaktım. Meteorologlar gibi farklı insanlardan edindiğim kanıtları kullanacak ve böylece çevre tarihini anlamaya çalışacaktım. Ya da eğer sosyal tarihle ilgileniyor olsaydım, insanların nasıl oyunlar oynadığına, nasıl müzikler dinlediğine ve bunun zaman içinde nasıl değiştiğine bakıp tamamen farklı bir takım kanıtları inceleyecektim. Bu soru beni tarihin farklı bir alanına konumlandıracaktı. Biz bu bölümde elbette büyük sorular soruyoruz. O yüzden de büyük tarihçileriz. Ancak tarih nerede bulabilirsek o kanıtları kullanmayı gerektiriyor. Çünkü tarihçilerin çalışabildiği tek şey günümüze kalanlar. Bundan sonra tarihi düşündüğünüz zaman bunun gerçekte geçmişi kullanarak günümüzü ve gerçeği anlamlandırmak olduğunu ve sadece isim, tarih ve yer ezberlemekten ibaret olmadığını bilin lütfen.